sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza Onur'un sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Onur'un sözün hatimesinden Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayata dünya illa meta'ul gurur. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o, gözünü kum içinde kapamış, görmez. Bununla ilgili iki sualımız olacak hocam. Birinci olarak üstadımız genellikle nefsini nazar alıp onu muhatap kabul ederek ağır ithamları kendi nefsine yapmaktadır. Acaba bu tarz ifadeyle bir tevazu örneği mi sergilenmektedir? Bu hususta farklı yorumlar yapılmaktadır. Kanaatınızı öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu hayatı tatlı görüp değil mi? Bir de okuyalım da soruyu. Ey bu hayat. Ey gaflete dalıp. Ha, gaflete dalmak, hayatı tatlı görmek, dünyayı unutup ahirete talip olmak, ahiret unutup dünyaya talip olmak, bu nefsin mahiyetinde var yani. Evet. Bir defa bu. Her nefiste var bu. Her nefiste var. Ustamız da kendi nefsini muhatap olarak burada konuşuyor. Onun birkaç ciheti var. Şimdi birisi yani madem ustad kendi nefsini muhatap olarak bunları söylüyor, hani peki niye yazmış? Yazmayabilirdi. Kendi nefsine bunları derdi, tefekkür ederdi. Kendi iç aleminde, ruh aleminde. Mesela orada biterdi değil mi? Evet. Ha, yazdığına göre bize yazmış oluyor. Yani yazması bizim için oluyor bu ifadeler. Bizim için olunca o zaman meselenin birkaç yönü var. İki yönü var daha doğrusu. Birisi işte dolaylı anlatım diyorlar yani. Dolaylı anlatım direkt konuşmaktan daha müessirdir. Yani bir insanı, hatta bir çocuğu bile karşınıza alıp şöyle şöyle yap veya şöylece yapma dediğinizde bir tepki gösterebiliyor. Ama ona işte güzel çocuklar örnek verip başka yollarla dolaylı bir şekilde konuştuğunuz zaman, işte bir büyüklerde de bu aynı geçerlidir. İşte bir sohbete şöyle dinlemiştim, bir kitapta şöyle yazıyordu deyip böyle direkt kendisine değil de dolaylı konuştuğumuz zaman tepkisi az oluyor veya hiç olmuyor. Bizim başlarımıza göre, metoda göre, kullandığımız metoda göre o zaman daha rahat dinleyebiliyor yani. Hani bu rahatlığı tam hissettirmek için Hazreti Mevlana mesela hayvanları konuşturuyor. İnsanlara ders verirken hayvanları konuşturuyor. Adam o zaman diyor ki hayvanlar konuşuyorlar hani. Hiç kendi üzerine almıyor. Kenarda hayvanları dinlerken o konuşmalardan alacağını alıyor zaten. Böylece nefis bir tepki göstermiyor yani. Bir hayvan bir hayvanla konuşmuş yani. Evet. Biz çocukken daha doğrusu ilkokulda bir şiir vardı. Hiç unutmam onu. İşte cırcır böceğiyle karıncayı konuşturuyor. Bilmiyorum, siz kavuştunuz mu? Evet. Kavuştunuz mu siz de? Tamam. Cırcır böceğiyle karınca konuşuyor. Cırcır böceği işte yaz boyunca işte çaldı saz bütün yaz diyor hani şiirde. Ondan sonra kış gelip çatınca perişan oluyor falan ilahir. Böylece o iki konuşmadan bize kış gelmeden başkasına muhtaç olmamak için çalışmamız gerektiğini, yani böceğin karıncaya muhtaç olması gibi muhtaç olup gidip ödünç istiyor, o da ödünç vermiyor falan ilahir. Bizim de zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerektiği çok güzel izah ediliyor orada. Bunun gibi yani biz o şiiri okurken iki böcek konuşuyormuş gibi, böcekle karınca falan, ama alacağımız dersi de alıyorduk yani. Evet. Birisi bu yani, ustadın direkt nefsine hitap etmesi. Ustad kendi nefsine konuşuyor gibi, biz de yandan dinliyoruz sanki. Birisi bu. İkinci yönü meselenin, yani ustad bize bu tarz ifadeyle ders vermiş oluyor ki siz risaleleri kendi nefsinize hitap ederek okuyun yani. Evet. Değil mi? Bir de bu yani. Okurken siz yani,
ben nasıl nefsime hitap ederek okuyorsam, siz de kendi nefsinize okuyun. Ben bu dersleri okuyayım, öğreneyim, başkasına anlatayım değil de, önce kendi nefsinize bunu okuyun. Zaten okudunuz mu, oradaki hakikatler sizi rahat bırakmayacak. Ya bundan başkası da istifade etsin. Hani hadis-i şerif var ya, komşusu açken kendi tok olan bizden değildir. Bu açlık sadece mide açlığı değildir yani. Değil, bilgi açlığı da açlıktır, ahlak açlığı da açlıktır, iman zafiyeti de açlıktır. Bütün bunlar açlıktır. Şimdi bir nur talebesi bu eserleri okuyunca, oradaki yüksek hakikatleri görünce, ya buna muhtaç insanlar var, nasıl etsem de ulaştırsam diye, zaten o ruh, o şuur kendine uyanacak zaten. Evet. Ama başkasına okuyayım, anlatayım diye okudum, o zaman kendi istifadesi az oluyor. Bence ikinci ders bu yani. Üçüncüsü, bize bakmıyor, direkt ustada bakıyor. Yani ustadımız, bende üç şahsiyet var diyor. Üç şahsiyet var diyor bende. Birisi Kur'an-ı Hakim'in dellalı olmam cihetiyle bir şahsiyet var diyor. Bu hizmet zamanında bir ulvi, nasıl veriyor, bir şey veriliyor yani. Bir hayat ulviye veriliyor ki, işte o oradaki haller Kur'an'a aittir, bana ait değildir diyor yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in esrarını anlatırken orada tevazu gitmez yani, doğrudan doğruya en muhtaç olanlara hakikaten anlatıyor Üstad yani. Evet. Şimdi o bir şahsiyeti o. Diğer bir şahsiyeti diyor, ubudiyet cihetindeki şahsiyetim var diyor. Yani kulluk cihetindeki şahsiyetim. İbadet zamanındaki. O zaman diyor, kendi herkesiniz ya da aciz, fakir, işte nakıs biliyorum diyor. Zaten bu kulluğun gereğidir yani. Kul demek sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz nakıs demektir. Bunu hissetmek ubudiyettir. Üstad ibadet zamanında bu manayı tam hissediyor. Herkes sonsuz acizdir, herkes sonsuz fakirdir. Bu şahsiyeti hakkındaki sözleri tevazu değildir yani. Bizatihi hakikaten Üstad öyle hissetmektedir kendini. Ama o zaman. Üçüncüsü, kendi eski Said'den kalma bir şahsiyetim var diyor işte. İşte şöyle aşırı iktisatçıyım diyor falan, o tarzda. Bunlar tevazudur işte. Yani ustadın tevazu olan kısmı ne birinci değildir. Çünkü birincisinde bütün hayır Allah'tandır. Onu ustad biliyor. Ben ona vasıtayım diyor, değil mi? Evet. Ve kendi ifadesi zaten Mesnevi'de. Üstad ve mürşid, mastar ve menba telakki edilmemek gerektir diyor. Peki mastar ve merkez olduklarını bilmek lazımdır diyor. Üstad bunu derken kendini böyle biliyor ve talebelerini de kendini böyle tanıtıyor yani. Ben mastar değilim, bu hakikatler benden sudur etmiyor. Kur'an güneşinden benim ruhumu aksediyor, benden de size aksediyor o mana. Yani bütün şeref Kur'an'ındır, bir değil hayır, bütün hayır Allah'tandır. Nasıl rızık Allah'tandır, ağaç vermiyor bunu bize. Işık da Allah'tandır, güneş vermiyor. Bu gibi feyizler, ilmi dersler de Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Mürşitler de buna vesile oluyorlar. Hatta Üstad buyuruyor ki, malumunuz sizin de, yani peygamberlere bile mana ismiyle bakmak tehlikeli. İşte İsa Aleyhisselam'a mana ismiyle bakın Hristiyanlar. Sonunda ne yaptılar? Buna aşırı bir değer verip peygamberi götesi. İşte malum sapıttılar yani. Evet. Dolayısıyla yani bu gibi tehlikelere girmememiz için daha doğrusu Üstad Hazretleri kendini bu şekilde tanıtıyor ki, ben mastar değilim, menba da değilim, merkez ve mazharım diyor. Bu manada ama nasıl buyuruyor, o vasıtaya da istersen dua et, çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi, başka bir bahiste diyor. Evet. Bu nimetler benim elimle size gönderildi, bana dua edin diyor. Ama sanki bu nimetler bendenmiş gibi de bilmeyin diyor. Ben mastar değilim. Benden sudur etmiyor yani. Allah'ın lütfu ihsanı bilin. Onun için birinci şahsiyeti hakkında konuştukları tamamen hakikattir. İkinci şahsiyeti hakkında da konuştukları da hakikattir. Ubudiyet cihetiyle kendini herkesin aciz fakir bilmesi de hakikattir. O da tevazu değildir. Ama üçüncü şahsiyet hakkında konuştukları tamamen tevazudur. Evet. Yani tevazu üçüncü şahsiyet hakkında düşüneceğiz. Yine bununla ilgili Üstadımızın 14. sözün başında hatimede bir ders-i ibret ve bir sırrı inayet bahsedilecektir buyuruyor. Burada nasıl bir inayet söz konusudur ve nasıl bir ibret dersi verilmiştir?
İşte zaten ders boyunca ibret dersi veriliyor. Dünya hayatına nasıl bakmamız gerekiyor? Evet. Değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Değil mi? Ayette böyle geçiyor. Evet. Üstad bu ayetin manasını ders veriyor yani. Dolayısıyla bu ders ibret, bu dersin tamamıdır yani. Ve ayeti kerimeye ve daha da dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini Üstad anlatmış oluyor bize. Ders ibret, dünyaya bakış açımızdır yani. Onu öğrenmemizdir. Sırr-ı inayete gelince, Üstad sırr-ı inayeti burada zikretmemiş. Zikredecek demiş ama zikretmemiş. Kendi ifade ediyor. Yani burada yazacaktım diyor. Fakat müstensihler unutmuşlar diyor her nasılsa. Deyip mektubatın kaçıncı mektupta? 28. mektuba. 28. mektuba koymuş Üstad. Evet. Sırr-ı inayeti. Yani başta daha da silmemiş başta hani hatimede zikredilecek demiş. Evet. Sonra da unutulmuş. Bunda bir hikmet vardır deyip karışmamış yani unutulmuşsa. Bunu değiştireyim diye başta da değiştirmemiş yani. Evet. Bu da sırr-ı inayet 28. mektupta zikrediliyor. Evet. Bunu da kendisi şöyle dile getiriyor. Yani sırrı temsil, geçen sanki bir şeyimizde, programımızda konuşmuştuk temsilin ehemmiyetini. Sırrı temsil dürbünle diyor, en uzak hakikate en yakın gösterildi. İşte sırr-ı inayet bu yani. Evet. Yani bu asrın insanı neden içinlerle dolu yani. Her şeyi soruyor. Değil mi? En ince hakikatleri soruyor ilmin hakikatlerine dair. Sebep soruyor yani. Teslim diyor eskiden kaviydi değil mi? Evet. Ariflerin marifetleri, sözleri, mürşitlerin nasihatleri delilsiz olsa hemen kabul edilirdi. Mana bu yani. Ama bu asırda her şeye neden için soruyor adam. Ayete bile, hadise bile. Niye böyle diyor, ne demek diyor bu. Onun için böyle nedenlerin, içinlerin çoğaldığı bir asırda, yani aklın biraz ön plana geçirildiği, fennin teknolojinin ilerlemesinin de bunda katkısı var. Oradan gelen bir enaniyet de var yani. Enaniyet ilmiye diyelim. Yani aklın enaniyeti. Akla fazla güvenme gibi bir yanlış anlayış hakim insanlarda, ruhlarda. İşte buradan dolayı her türlü iman hakikatine dair bir hayli sorular soruluyor. Hiç teslime girmeden. Buna nasıl yaklaştırılacak? İşte Üstad bunu elhamdülillah Cenab-ı Hak inayetiyle, inayet o işte. Değil mi? İnayet o. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, temsille en uzak hakikatleri elhamdülillah yaklaştırmış. Evet. Sırrı temsil diyor, merdiveniyle en yüksek hakikatlere kolayca çıkıldı diyor değil mi? Ön söyleyeyim. Bu şekilde uzunca anlatıyor yani sırrı temsil. İnayet o. Evet. Misalle hakikatleri akla yaklaştırmak. Elhamdülillah bu konuda geçen şeyler söylemiştim programında da. Yani misal vermek, temsil getirmek tarihte belli insanlara nasip olmuş yani. Mesela nasıl içtihat diyelim, işte belli müştehitlere nasip olmuş. Sonra gelinir onları takip etmişler. O sahada onlara özel bir lütufta bulunulmuş o asırda yani. Çünkü şeriatı her türlü yorumlayabilirler insanlar kendi kafalarından. Buna imkan vermemek için Cenab-ı Hak o müştehitleri manen sanki görevlendirmiş. Birer peygamber varisi olarak. Kur'an ahkamında yanlışa gitmememiz için onlar çok büyük hizmet yapmışlar o zaman. Evet. Şimdi bu asırda da hep nedenin içinlerle ahkamından daha öte iman hakikatleri hakkında şüpheler, tereddütler var. Bunları da gidermek gerekiyor. Yoksa birçok insan küfre girecek Allah muhafaza. Hani müştehitlerin ahkamda yanlışa gitmemeyi önlemişler. Burada imanda şüphe, tereddüt söz konusu. Daha önemli bir konu. Değil mi? Ahkama evet. Göre iman daha önemli bir konu. Böyle bir konu zamanda işte Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmuş Üstad'a. Misallerle iman hakikatlerini elhamdülillah bütün akıllara, kalplere yani bir defa kendi ifadesi yani ikna etmesem de ilzam etmeye hazırım diyor ya. Bütün kalplerin, bütün akılların önüne hakikati koymuş. Hani yani güneş pencereye kadar dayanmış. Perdeyi açarsa görür, açmazsa görmez. Hani inat ederiz açmazsa. Görünmüyor, o ayrı mesele. Hani ondan sorumlu değil Üstad yani. Ama hakikati elhamdülillah bütün akılların, bütün kalplerin tabiri caizse pencerelerin önüne kadar getirilmiş. Evet. Değil mi? Öyle. Misallerle yani. İşte bu tarihte dediğim gibi az kişiye nasip olmuş yani. Birini az önce konuştuk Hazreti Mevlana.
İşte Hazretleri, Feridun Attar Hazretleri var, misaller veriyor. Molla Cami Hazretleri var. Ondan sonra Şeyh Sadi Şiraz Hazretleri var. Böyle 5-6 kişi biliyorum. Onu da bilmiyorum. Esin 16 kişi. Yani o kadar yoktur zannediyorum. Çünkü bütün kitaplar hemen hemen Türkçe'ye tercüme edildi yani. Yani sırrı temsil yoluyla giden belli şahıslar var. Ve onlar hep ahlak üzerine gitmişler. Nefis terbiyesi üzerine gitmişler. Bizzat iman hakikatlerinde temsil getirmek bu asırda ustada nasip olmuş. Bunu sırrı inayet ediyor ustadımızın bu yani. Evet. Yine Hatime'den, ey nefis şu temsile bak gör. Nasıl dünyaya hassın azat, aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Bu cümlede aziz bir lezzet nedir? Bu aziz bir lezzet nasıl elim bir eleme kalb olur? Aziz lezzet deyince ustadın bir cümlesi, bir ibaresi daha doğrusu hatırınıza geliyor. 23. sözde fiil infial cihetlerini izah ederken infial cihetiyle insanın bu dünya hanında aziz bir yolcu olduğunu söylüyor. Evet. Değil mi? Öyle bir kerim misafir olmuş ki diyor işte. Nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış, rahmet hazinelerini. Hassiz mahlukatını da işte ilahir cümle aklında değil. Ona hizmetçi vermiş yani. Değil mi? Güneşin ona hizmetçi vermiş. Güneşin bana hizmet etmesi ne demek yani? Benim aziz bir misafir olmamdan geliyor. Evet. Dünyanın beni döndürmesi ne demek? Aziz misafir olmamdan değil mi geliyor bu? İşte koyunların, ineklerin, işte arıların, meyve ağaçlarının bana hizmet etmesi ne demek? Benim aziz bir misafir olmam manasına geliyor değil mi? Her insan bu manada aziz misafirdir. Tabi iman etmek şartıyla, iman etmediğim o zaman hayvandan aşağı düşüyor. Aziz misafir deyince bu akla geliyor. Aziz misafir olunca aziz misafirin aldığı lezzetler de aziz bir lezzet olur. Yine ustadın kendi misalini vereyim. Mesela bir elmayı insan yediği zaman diyor mesela, hamd ederek yedi mi? O zaman ne oluyor? Ondaki iltifat-ı şahane lezzetini alır diyor. İşte bu aziz lezzettir işte. Değil mi şimdi? Bir padişah bize iltifatta bulunmuş. Yemek yediriyor. O yemeğin kendi lezzeti bir ise, padişahın bize yemek ikram etmesinin lezzeti binlerdir değil mi? Çünkü burada ruh ve kalp lezzet alıyor. Diğerinde dil ve mide. Beden daha doğrusu. Birinde beden, birinde ruh diyelim. Ruhun lezzetleri bedenin lezzetlerinden çok çok üstündür. Aziz lezzet deyince daha çok ruha ait lezzetler hatıra gelir. Şimdi işte orada Üstad çok güzel misal vermiş. Yani o elmayı yer kişi elma lezzetini de alır. Bu bedene ait bir lezzettir. İltifat-ı şahane lezzet alır. Padişah bana iltifatta bulunmuş. İşte bütün nimetleri, kainattaki nimetleri bu manada görmek aziz bir lezzet olur yani. Ben Allah'ın misafiriyim. Güneş benim lambam. Değil mi? İşte arz benim sergim, halım. İşte sema evimin tavanının süsleri, yıldızlar mesela. Değil mi? İşte ben arzın halifesiyim. Hayvanat bana hizmetçi. Bu manada kendini ve eşyayı değerlendiren kişi dünyadan aziz bir lezzet alır. Bunun dışında ötesi zelil lezzet nedir? O zaman bu izzeti kaybettiğim insan o zaman esbaba sebeplere perestçidir. Değil mi? Onlara güvenir. Onların çok şey bekler. Eline geçemeyince de çok rahatsız olur. Onlara aşırı hürmet eder. Buna şirki kafi diyor şu alimlerimiz. Sebepleri olduğundan fazla önem vermek. O olmasa bu olmazdı. Halbuki hayır Allah'tan geliyor. Evet. Yani bu noktada sebepler karşısında zillete düşer insan. Lezzet alsa da zelil bir lezzet olur yani. Zelil bir lezzet olur. Evet. Devamında bir nevi teyit de ediyor yanı. Mesela şu kariyere, yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya inecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostsa da buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ise ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister.
Onunla o elim âlem-i firakı kapamak ister. Bu paragraftaki ikinci adamın bakış açısını izah edebilir misiniz? Ayrıca o biçare adamın bütün dostlarına ve ahbaplarına bedel sadece bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak istemesi ne anlama geliyor? Buradaki misafir tabiriyle kim kastediliyor? Misafir ise bütün insanlar misafir zaten. De burada ikinci adamın hali sanki çok ciheti var da şu anda aklıma gelen ölümü yanlış değerlendirmek. Hani ölüm Üstad ne diyor mesela? Hiçlik değil, adem değil, değil mi? Firak değil. İşte faizsiz bir indam değil, değil mi? Evet. Farklı yerlerde bunlar söyleniyor. Belki ıtlak ruhtur diyor mesela. Vazifeden paydostur diyor. Baki bir aleme kavuşmaktır diyor. Şimdi ölümü böyle değerlendiren bir kişi %99 ahbabı dünyadan gitmişler ya. Evet. Onlar da bu gözle bakar yani. Onlar yine varlar fakat burada yoklar. Yani başka bir aleme göçmüşler. Evet. Ve imanla göçmüşlerse o alem bu alemden daha güzel. Şimdi böyle bakan kimse o ölümlerden fazla rahatsız olmaz. Burada kalan %1 bunlar zaten gidecekler. Dünya her döndükçe yüz binlerce kişiyi o aleme götürüyor. Yine yüz binlerce kişi de bu aleme adım atıyorlar. Sürekli bir şey var. Askeri alma ve terhis etme. Evet. Ölme terhis diyor ya. Dünyaya gelenir, askere gelir gibi ya yani imtihan salonuna girer gibi. Çıkanlar da işte terhis olanlar gibi, imtihan salonunu terk edenler gibi. Bu akış sürekli devam ediyor. Ben de bu akışın içindeyim, dostlarım da bu akışın içerisinde. Biz de gideceğiz ama daha güzel bir aleme gideceğiz. Hadi öteki adam öyle görmüyor. Ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Yani ne onlar bizi görüyor ne de biz onları görüyoruz. Ölen kişileri öyle zannediyor. O zaman ne yapıyor? Dünyadaki bir kişi, bir dostuyla, yalnız bir kişiyle ünsiyet edip onunla diyor o firak elemini, elim firak elemini kapamak ister diyor. O bir kişi, hakikaten bir kişi de olabilir. Hakikaten birçok insanlar ömürlerinin sonlarında tek kalıyorlar yahut mesela biz anlar şu kadar çocukları, şunlar bunlar varken daha sonra yavaş yavaş işte yine bir iki kişi kalıyorlar değil mi? Evet. İki kişi kalınca her biri diğerine göre bir kişidir. Ama aslında buradaki bir kişiden maksat %99 ahbap kabre göçünce dünyada kalanlar %1 oluyor. İşte bir kişi o %1'e bakıyor yani asıl. Evet. Asıl manası o yani. Yine hatimeden hocam. Ey nefsim, deme zaman değişmiş, asıl başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor, aczi beşeri, fakti insani değişmiyor, ziyadeleşiyor, beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyde ediyor. Bu paragrafta nefsin şikayet ettiği bütün konular çoğu insanın gündemde tuttuğu, arkasına sığındığı bahanelerdir. Acaba bu asırda nefsi emmareler bir nevi külliyet mi kesmediyor? Şimdi zaman değişmiş içerisinde tabi bu da var. Yani nefsistler de külliyet kesbetmiş. Yani menfi cereyanlar da külliyet kesbediyor yani. Yani eskiden diyelim bir insan mesela bir köydeki kötü ahlaklı bir kişi o köydeki işte 2-3 kişiyi ifsad edebilirdi diyelim. Değil mi? Evet. Şimdi radyo çıkınca ne oldu? Radyonun başına geçiyor adam. Binlerce insana birden konuşuyor. Televizyon çıkınca ne oldu? Daha ileri. Şimdi bu manada bakınca bugün günahlar da külliyet kesbediyor. Becerebilirsek sevaplar da külliyet kesbediyor. Aynı vasıtaları müsbet sahada kullansak hayırlar külliyet kesbediyor. Menfi sahada kullanınca şerler külliyet kesbediyor. Dolayısıyla yani mesela köydeki şahıs bir kişi ifsad ederken daha önce şimdi komşu köyde değil dünyanın öte başındaki insanları bile ifsad edebiliyor. Evet. Şahs-ı manevi ile sanki çalışıyor. Her bir radyo bir şahs-ı manevidir. Her bir televizyon kanalı bir şahs-ı manevidir. Her bir gazete bir şahs-ı manevidir. Değil mi? Evet. Her bir dernek bu şahada faaliyet gösteren işte kuruluşlar birer şahs-ı manevi olarak çalışıyorlar. Onun için ustazımız buyuruyor ki bu zaman şahs-ı manevi zamandır.
ferdi şahısların dehası ne kadar da kuvvetli olsa cemaatten gelen şahsı maneviye karşı mağlup düşebilir. Yani bir şahıs var, karşıda sel geliyor değil mi? Bunun karşısında duramaz yani bir şahıs. Bunun çaresine hayır cephesinde de bir şahsı manevi teşkil etmek. Onun için Üstad Hazretleri işte bir kişiden başlamış, elhamdülillah şimdi Nur Talber diye bir şahsı manevi teşekkür etmiş. Bunun dışında diğer İslami faaliyetlerde de şahsı maneviler teşekkür etmiş. Onun için şahsı maneviye giren kişi müsbet arkadaşlarla tanışınca, görüşünce, beraber hareket edince, hani yolculukta bile malum arkadaşla yolculuk yapmak sünnet. Şimdi bu dünyada yolcuyuz yani. Bu yolculukta da arkadaş daha mıyım? Evet. Dünya yolculuğunda. Müsbet arkadaşlarla yolculuk ettik mi dünya yolculuğunda? İnşallah birbirimizi etkileriz müsbet manada. Menfi cereyanlardan muhafaza olabiliriz. Tek kaldık mı tehlike var biraz. Dünyanın bir ciheti bu yani. Zaman değişmiş derken münferit çalışmalar yerini şahsi maneviye bırakmış. Öte yandan dünya şöyle de değişmiş. Eskiden Üstad buyuruyor ki hacet-i zaruriye, bugün diyor hacet-i gayr-i zaruriye, hacet-i zaruriye hükmüne geçti diyor. Evet. Değil mi? Eskiden işte beşer bir şeye muhtaçken şimdi medeniyet diyor. Bedeviyette bir insan bir şeye muhtaçken medeniyet yüz şeye mi diyor? Evet. Muhtaç eyle diyor. Bir de böyle zaman değişmiş. Bu kadar tabii bir de herkes böyle olunca herkes paradan konuşuyor, servetten konuşuyor, ihtiyaçtan konuşuyor. Hani sohbete de insiba vardır, hadis-i şerif var. Sohbete boyanma vardır. Hep dünya konuşulunca o zaman o şahıs dünyaya meylediyor. Dünya için çalışıyor. Hedefi dünyalığını kazanmak oluyor. Dünyada ilerlemek oluyor. Ukrevi makamlar, mevkiler, sevaplar, işte insanın kamil olmak yani insanlıkta kemale ermek arkalarda kalıyor sanki bu zamanda. Bir de böyle zaman değişmiş. Bütün bunlara karşı şahıs kendini nasıl teselli ediyor? Herkes bozuk diyor hani. Herkes dünyaya dalmış. Ben dalıyorum ama herkes dalmış. Şimdi bazen örnek veriyoruz ama zaten Üstad daha ileri örneği verdi. Zaman değişmiyor diyor. Firak zevale kalp olup başkalaşmıyor. Şimdi zaman değişti de ölüm değişti mi? Yok. Değil mi? Evet. Yani, bunu daha böyle ölümden bir bu tarafa hastalık var. Onu örnek veriyoruz da bazen. Şimdi bir adam diyelim işte başı ağrıyor. Şimdi onu teselli ediyoruz. Diyoruz ki hiç üzülme, herkesin başı ağrıyor. Şimdi bu söz ona teselli verdi mi? Vermiyor. Görmüyoruz da. Herkesin başı ağrımakla benim ağrım geçmiyor ki. Ama manevi hallerde, günahlarda bu bir, nefis bunu teselli kabul edebiliyor yani. Evet. Yani enteresan bir şey yani. Yani maddi hastalıklarda teselli olmuyor böyle bir konuşma. Ama manevi hastalıklarda oluyor. Olduğuna göre demek burada bir oyun var yani. Bu oyun kimin? Nefsin ve şeytanın oyunu. Yani sen günah işliyorsun ama bakma herkes aynı günah işliyor artık. Herkesin günah işlemesiyle benim azabım azalmaz ki yani. Değil mi? Aynen ağrımın azalmadığı gibi. Burada da günahın azalmaz, cezam azalmaz. İşte bu hakikaten gaflet edilebiliyor yani. Topluma bakarak. Evet. Yani onun için Üstad gafil kahve bir tokmak dediği gibi, yani tokmak vuracaksın kafaya. Yani bu yanlıştır ama sakın böyle düşünme. Böyle olur mu ya? Yani herkes günah işleyince senin günahın ortadan kalkmaz ki diye. Ancak tokmakla bu şey insan uyanabilir. Kelime çok mühim yani. Evet. Tokmak yani. Ufak şeylerden uyanmıyor adam. Çok kuvvetli bir ders vermek lazım ki insan bu hakikati anlasın ki ben hesabımı tek vereceğim. Kabre tek gireceğim. Mahşere tek çıkacağım. Efendim o dehşeti tek çekeceğim. Mizanda hesabımı tek vereceğim. Hiçbir arkadaşım bana hiçbir faydası olmayacak. Yani. Ancak şefaat meselesi var. Ona mazhar olmak için de benim bu dünyada bir şey yapmam lazım ki. Noksanlıklarıma da bazı büyük zatlar şefaat etsinler. Hani. Evet. Yine iş bana dayanıyor yani. Evet. Cümlenin devamında ayrı bir son olarak azzi beşeri fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Cümlesini nasıl anlamalıyız? Çağımız medeniyet ve teknoloji çağı olarak görülüyor ve insanların düne göre daha güçlü olduğu sanılıyor. Sanki yukarıyla ilgili bu da yani. Evet. Şimdi ihtiyaçlar birden yüze çıkınca o zaman say diyor şeye kafi gelmiyor. Masrafa kafi gelmiyor. Gelmeyince o zaman acizlik başlıyor. Acizlik
İnsan aciz kalıyor yani. Evet. Yani komşu komşu bakır dedi ya, canını ateş yakar. Herkesin şusu var, benim niye olmasın? Evet. Ama senin gelirin şu kadar olsun, olması lazım deyip şu kadar borcun altına giriyor. Aylarca uykusu kaçıyor borcu ödemek için. Mesela görenek belası diyor ustad buna. Genel manada böyle ihtiyaçlar artınca, insanlar da bunun altından kalkamayınca hem acizleniyorlar hem de maziye göre daha fakir düşmüş oluyorlar. Yani ihtiyaçlar artınca fakir düşüyorlar. Değil mi? İhtiyaç arttı kesin mi? Evet. Kesin. Orada daha çok daha fakiriz yani. İhtiyaç daha ihtiyaçlıyız. O manada fakiriz. Evet. Bunları karşılamaya da gücümüz yetmeyince de daha çok aciz oluyoruz. Evet. Yoksa maziye göre elbette daha lüks bir hayat yaşayabiliyoruz ama Üstad bunu da güzel tahlil etmiş. Bu medeniyet diyor. Yani mana bu. Belki cümleleri tam hatırlamayabiliyorum da mana hatırımda. Yani ferdi nevi zengin yapıyor, şaşalandırıyor ama nevi. Ferdi fakir yapıyor diyor. Fakir ve ahlaksız yapıyor. Nevi şaşalandırıyor. Mesela geçmiş asıl insanlara göre bu asıl insanları daha lüks yaşıyorlar. Tamam. Değil mi? Bugünkü imkanlar daha fazla. Telefondan tut. Efendim söyleyeyim işte buzdolabından, çamaşır makinesinden git. Taksilere varıncaya kadar, uçağa binmeye kadar. Bu madde insan nevi diye baktık mı tamam. Fert olarak baktık mı yani çok büyük çoğunluğun geliri bu kadar gidere yetmiyor. Ve dolayısıyla nevi zengin etmekle beraber ferdi fakir ve ahlaksız etmiştir diyor. Evet. Çok önemli bir tespit. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta 14. sözde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.